Herkese selamlar dostlar. Para Mühendisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi boğa piyasası yaklaşıyor ve piyasada şimdiden yerini alanlar, belli başlı fırsatları değerlendirenler, yatırımını yapanlar boğa piyasasında piyasanın ekmeğini çokça yiyenler olacak. Bu yüzden sizlerle uzun zamandır yakaladığımız fırsatları, gördüğümüz ekosistemleri paylaşmaya devam ediyoruz ve bu videoda bunlardan bir tanesi boğa piyasasında kaçırırsanız çok üzüleceğiniz ancak yakalarsanız oldukça mutlu olacağınız projeleri ve fırsatları sizlerle bu videoda derledik. Videomuz Solana ekosistemine özel. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeniz ve hiçbir fırsatı kaçırmamanız, hepsinden haberdar olmanız sizler için oldukça önemli. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoya geçmeden beğenip abone olursanız bizlere destek olmuş olabilirsiniz diyelim ve videomuza başlayalım. Dostlar bildiğiniz gibi yaklaşık 1-2 hafta önce Solana'daki Jito protokolü bir airdrop yaptı ve bu airdrop'u kazananlar 5 haneli dolar değerinde ödüller kazandı. Bu ne demek? 10 bin dolar, 20 bin dolar, 25 bin dolar cüzdan başına kazanan insanlar bulunuyor. Peki bu tarz airdroplar, bu tarz fırsatlar Solana ekosistemine devam ediyor mu? Bu videonun konusu bu işte. Bu airdropları yapabilecek diğer platformları arayacağız. Solana'da özellikle ciddi bir artış olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Çok kısa bir sürede 2x, 3x gibi seviyelere ulaştı. Şu anda 76 dolar seviyesinde işlem görüyor. Solana ile beraber Solana ekosistemindeki tokenlar da değer kazanmaya başladı ki bunu zaten burada DeFi'leme üzerinden TVL ile görebiliyoruz. Cidden yukarı doğru çıkan roket gibi bir total value locked, yani ağ üzerinde kitlenmiş toplam varlık miktarını görebiliyoruz. Neredeyse 1 milyar dolara yaklaşmış durumda ve geçtiğimiz boğada bakacak olursak zaten bu 10 milyar dolar civarındaydı. 10 milyar dolar Solana'nın 200 doların üstünü gördüğü seviyelerde yeniden bu noktalara gelecek ve önümüzdeki boğada bu noktalarda geçecek. Çünkü Solana üzerindeki DeFi ekosistemi, buradaki protokoller ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor. O zaman ilk fırsatımızı konuşmaya başlayalım. İlk fırsat Jupiter. Jupiter airdrop yapmadı mı? Evet, ilk airdropunu açıkladı ancak unutulmaması gereken şey bu sadece tek bir airdrop olmayacak, başka fazlar da gelecek. Yani siz Jupiter'i kullanmaya devam ettikçe airdrop kazanma şansınız oldukça yüksek olacak. Jupiter de zaten kendi kullanıcılarına airdrop yapıyor. Biz de hatırlayacak olduğunuz gibi ekip üyelerimizden 200 ila 700 Jupiter arası kazanan kişiler bulunuyor. Peki Jupiter nedir? Aslında bir aggregator'dır. Yani siz bir swap yapmak istediğinizde, token takası yapmak istediğinizde, örneğin ben Solana vereyim, Pi alayım dediğinizde buradan gerçekleştiriyorsunuz ve örneğin bir Solana değerinde Pi almak istiyorum dediğinizde bakın size bunun en uygun yolunu gösteriyor. Yani Solana verip Pi aldığınız zaman en çok Pi hangi rotadan alırsınız, hangi DeFi protokollerinden alırsınız bunu gösteriyor ve bunu yapabiliyorsunuz. Yapmak için cüzdanınıza bağlıyorsunuz dostlar. Buraya istediğiniz tokenları giriyorsunuz, seçebiliyorsunuz buradan rahatlıkla ve swap butonuna basıp cüzdanınızdan onayladığınızda işleminiz bitmiş oluyor. Bunu lütfen spamlamayın, yani sürekli aynı günde aynı saatte böyle işlemler yapmayın. Çünkü algılıyorlar dostlar, bota düşersiniz. Bunu yapmayın, onun yerine gidin. İhtiyacınız oldukça ekosistemi kullanırken swap yapın. Yüksek hacimli işlemler de yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız sürece puanınız artacak, airdrop oranınız yükselecek. Ve ikinci protokolümüze gelelim, MarginFi. Bu arada bunların hepsinin linkini aşağıda açıklamalar kısmından sabitlenmiş yorumlarında da bulabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. MarginFi dostlar bir borç alıp verme uygulaması. Yani bu ne demek oluyor? Siz burada kripto varlıklarınızı borç veriyorsunuz. Bunu teminat olarak gösteriyorsunuz. Başka insanlar bunları borç alıyor ve bu sayede aslında siz borç verdiğiniz varlıklar üzerinden bir getiri de elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunları teminat olarak gösteriyorsunuz demiştik. Borç da alabiliyorsunuz. Hemen aşağı indiğimizde borrow kısmı bulunuyor. Borrow'a tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradan istediğiniz miktarda tabii ki teminat oranınızı aşmayacak şekilde borç alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen supply ve borrow, yani borç alma ve borç verme kısımlarını sizlere açıklayalım. Örneğin elinizde Solana bulunuyor. Siz buraya Solana'yı ne kadar yatırmak istiyorsunuz? Örneğin bir adet Solana yatırmak istiyorum. Benim cüzdanımda şu an bir Solana var. Bir yazıyorsunuz, supply'a basıyorsunuz. Cüzdandan gelen mesajı onaylıyorsunuz. Cüzdanını zaten sağ üst köşeden bağlıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Peki bende neden repay çıktı? Çünkü ben Solana borç almıştım borrow kısmından. Hemen onu da göstereyim. Nasıl borç alıyorsunuz? Geliyorsunuz burada dostlar Solana'ya. Ne kadar borç almak istiyorsanız maksimuma tıklarsanız verdiğiniz teminat karşılığında alabildiğiniz maksimum borcu alırsınız. Ancak ben bunu önermiyorum. Her zaman cüzdan sağlığınız belli bir limitin üstünde olsun. Bunları da konuşacağız.
Tabii burada dikkat edilecek bazı trikler, bazı noktalar da var. Bunları da anlatacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeniz gerçekten önemli. Borç almak istediğiniz miktarı yazdınız. Tekrar devam edelim. Diyelim ki 0.5 Solana borç almak istiyorsunuz. Yazdınız, borova bastınız, cüzdanınıza gelen mesajı onayladınız ve işlem burada tamamlandı. Şimdi gelelim buranın detayına. Cüzdan sağlığı nedir? Sizin aldığınız borcun dolar olarak miktarı, verdiğiniz teminatın dolar olarak miktarının belli bir limitinin üzerine çıktığı zaman pozisyonunuz likide ediliyor. Yani diyor ki bu kişi bu borcu ileride ödeyemeyebilir. O yüzden ben bize verdikleri varlıkları satıp dolara çevirip bu borcu kapatayım diyor. Ve bu şekilde likidasyona uğramış oluyorsunuz. Cüzdan sağlığı kısmı, yani buradaki health kısmı da bunu işaret ediyor. Yani ne demek? Benim şu anda verdiğim teminatın 430 dolarlık bir supply yaptığımı, teminat gösterdiğimi görebiliyorsunuz. Ve 161 dolarlık bir borç aldığımı görebiliyorsunuz. Bunların teminat oranına göre durumunu gösteriyor. Yani benim şu anda cüzdan sağlığım %43.68. Bu %0'a düştüğü zaman likidasyon gerçekleşiyor. Benim cüzdanım şu anda sağlıklı bir cüzdan ve daha da borç almaya devam edebiliyorum. Margin fee üzerine dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta, margin fayda belli yatırma ve çekme, yani borç alma ve borç verme limitleri bulunuyor. Burada gördüğünüz ünlemler buradaki varlığı yatırma limitlerinin oldukça yaklaştığı anlamına geliyor. Burada gördüğünüz 100 işareti de bu varlığın yatırma limitinin dolduğu, yani daha fazla bu varlıktan yatıramadığınız anlamına geliyor. Bunlara dikkat edelim. Mesela ben buradaki limit dolduğu için yani neredeyse 20 dolarlık bir payt koyabilmişim buraya. Eğer sizin yatırmak istediğiniz varlıkta böyle 100 görüyorsanız arada bir, saat başı, 2 saatte bir ya da günde bir takip ederek buralarda limit açılmasını görebilirsiniz. Mesela bakın hemen burada Solana'yı görüyoruz. Solana yaptırma kapasitesi %99.99'da. Yani biraz daha Solana yatırılırsa buradaki limit dolacak. Daha fazla birileri çekene kadar Solana yatıramayacaksınız. Borç alma kısımları zaten bunları görmüştük. Ünlemler ve full dolu işaretleri burada yer alıyor. Nasıl airdrop'u kazanıyoruz? Sol üstte görmüş olduğunuz gibi bir puan sistemi var. Burada siz borç verdikçe, borç aldıkça puan topluyorsunuz. Her 1 dolarlık borç başına günlük 1 puan kazanıyorsunuz. Her 1 dolarlık borç alma başına 4 puan kazanıyorsunuz. Bunlar burada görmüş olduğunuz gibi puanlar birikiyor ve sizin toplam puanınız oluyor. Her 2 puan da birbirine eşit. Bunu da unutmamak lazım. Ve global sıralamanızı görebiliyorsunuz. Cüzdanınız globalde kaçıncı sırada? Nasıl daha fazla puan kazanabilirim? Hemen bunu da sizlere söyleyeyim. Tekrardan land tarafına geldiğimizde burada şöyle bir taktik izlenebilir. Örneğin burada gördüğünüz Jitosol, Msol gibi tokenlar bulunuyor. Bunlar ne? Liquid staked varlıklardır. Yani bu ne demek oluyor? Bildiğiniz gibi siz proof of stake networklerde, yani hisse kanıtı kullanan ağlarda coin'inizi buraya stake ediyorsunuz ve böylece hem yönetimde söz sahibi oluyorsunuz, hem ağı daha güvenli hale getiriyorsunuz, hem de kitlediğiniz coin'lerin başına belli bir getiri elde ediyorsunuz. Bu projelerde demişler ki insanlar bu varlıkları kitleyip bir daha kullanamıyorlar. Biz bunları bir havuza toplayalım, biz kitleyelim. İnsanların da bize verdikleri bu Solana'lar ya da diğer ağlarda diğer coin'ler başına bunlara bir coin verelim. Bu coin değer kazansın. Buradaki getiriyi bu coin'in içine ekleyelim ve insanlar bunu tuttuğunda hem DeFi'de kullanabilsin hem de burada getiriyi elde etsin. İşte mantık budur. Bu şekilde airdrop'u olan protokol zaten Jito'ydu. Jito'nun var. Magnet Finance'in var. Msol. Aşağıda gördüğünüz gibi Bsol var. LST var. Bu da Margin Fine token'ı. Onu da hemen nasıl yaptığınızı göstereceğim. Bunları aldıktan sonra bunları supply edip tekrardan Borov kısmından Solana borç alıp Solana'larınızı tekrardan Jitosol, Msol, LST vesaire yapıp yeniden bunları borç verip yeniden Solana borç alıp bu döngüyü devam ettirerek cüzdanınızı kasabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey yine de cüzdan sağlığınız %30'un altına falan düşmesin. Çünkü geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bazen bunların ayarı şaşabiliyor. Bu normal bir şey değil, olağanüstü bir şey. Ancak olağanüstü bu tarz durumlara karşı cüzdan sağlığınızı korumak açısından önemli. Msol mesela bir balina satışıydı. Bir anda Solana ile Peggy bozuldu ancak eski yerine gelmeyi başardı. Böyle bir durumda mesela likide olabilirdi sizin cüzdanınız. Eğer böyle %1'lerde, %5'lerde cüzdan sağlığınız olsaydı, dolar değeri düştü çünkü varlığın. Buna dikkat etmek lazım. Margin fee böyle bitmedi. Hemen stake'i anlatalım. Stake'de burada LST kazanıyoruz. Bunu tutanlar şu anda puan almıyor. Ama ileride margin fee bir airdrop yaptığında LST tutanlara da bir airdrop yapabilir. Deposit yapmamız o yüzden önemli. Ne yapıyoruz? Geliyoruz stake kısmından, tekrardan gösteriyorum. Buraya ne kadar Solana stake edeceğiz bunu yazıyoruz.
yapıyorsunuz. Maksimum yapmayın çünkü ağda gas fee ödemek için, yani işlem ücreti ödemek için Solana tutmaya devam etmeniz lazım. O yüzden örneğin siz 5 Solana mı attınız? Gidin 2 tanesini, bir tanesini burada LST yapabilirsiniz veya 0.5 falan da yapabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan LST'yi alır almaz bunu satmamak, cüzdanla bir süre tutmak. Buraya yazdıktan sonra mint'e basıp cüzdandan onaylıyoruz dostlar ve bu şekilde bitiyor. Aynı zamanda swap bölümü var. Swap bölümü yine Jüpiter üzerinden ilerliyor. Yani burada yaptığınız işlemleri Jüpiter aslında yapıyor. Ama yine de bunu en azından 3-5 defa kullanmak belli aralıklarla haftada bir şekilde yine yararı dokunabilir. Bridge bölümü var. Bridge de yine Mayan tarafından yapılıyor ama siz burada Ethereum, BSC, Avalanche, Arbitrum gibi ağlardan Solana'ya ve Solana'dan buralara varlık aktarabiliyorsunuz. Bunu da spamlamayalım. Yani sürekli bunu kullanıp airdrop alacağım diye bir mantık yürütmeyelim. Veya gerçekten ihtiyacınız varsa, gerçekten bu ağlar arasında varlık transfer edip farklı fırsatları değerlendirecekseniz burayı kullanabilirsiniz. Ve margin fayda bu kadardı. Şimdi gelelim diğer projeye, üçüncü projeye, Kamino dostlar. Kamido'da tamamen aynı. Connect Wallet kısmından, yani cüzdan bağla kısmından cüzdanınızı, Solana cüzdanınızı bağlayın ve ardından Borrow Land kısmında borç alıp borç vermeye başlayabilirsiniz. Sistem tamamen margin fayın aynısı. Yine supply diyoruz. Supply etmek istediğimiz miktarı seçiyoruz. Borrow diyoruz. Borç almak istediğimiz miktarı seçiyoruz. Burada yine aynı taktikleri uygulayabilirsiniz. MSOL, BSOL, JITOSOL gibi tokenları buraya ekleyebilirsiniz. Bir farkı daha var. Kamino'nun burada likidi de ekleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada gördüğünüz işlem çiftlerine likit de ekleyebiliyorsunuz. Zaten nereye eklendiğini burada görebiliyorsunuz. Radium'a mı ekliyor, Orca'ya mı ekliyor? Bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu yaparak da puan toplayabilirsiniz. Puan sistemi henüz gelmedi. Ancak şu anda yapanların da puan almaya devam ettiği gibi söylentiler var. Yani bu puanlar sonradan eklenebilir. O yüzden Kamino'yu kullanmak da önemli. Multiply kısmı var. Multiply kısmında da aslında siz bu varlıkları yatırdığınızda Kamino bunları kaldıraçlı şekilde sizin için değerlendiriyor. Yani ben biraz önce size margin fayda bir taktik anlatmıştım. Bu taktiği kendisi otomatikleştirilmiş şekilde yapıyor. Bunları örneğin JITOSOL'ü multiply'a tıklayıp buraya Solana'yı yatırdığınızda JITOSOL üzerinden bunu kaldıraçlı şekilde yükselte yükselte veya Solana yerine JITOSOL'de yatırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Solana'yı otomatik JITOSOL'e convert edecek, değiştirecek. Normalden daha fazla kazanabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Yine bunun riski yok mu? Yani bu kadar basit mi? Var. Biraz önce anlattığım gibi burada bir dipeg olayı, yani bir balina satışı durumunda normalde değerinin sabit kalması gereken şeyin değeri azalırsa vesaire, burada bir likidasyon durumu söz konusu olabilir. Tek riski de bu. O yüzden bunu yaparken de çok kaldıraç seçmemek önemli. Yapma şekli de çok basit. Ne kadar Solana yatırmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ardından kaldıraç oranınızı seçiyorsunuz. Yani 5x yapmak birazcık riskli. Ancak gidip de siz bunu biraz daha aşağı seviyelerde tutarsanız gördüğünüz gibi daha sağlıklı olacak. Loan to value ratio, yani borcun sizin varlığınıza oran rasyosunu ne kadar aşağıda tutarsanız o kadar sağlıklı bir işlem olacaktır. Long short kısmı da çok benzer şekilde. Burada gördüğünüz varlıklara long veya short açabiliyorsunuz. Alışılagelmiş bir sistem bizim için değil. Ancak buraya mesela Solana'ya burada gördüğünüz gibi long işlem açmak için tıklıyorsunuz. USDC ekliyorsunuz veya Solana ekliyorsunuz. Buradan kaldıraç oranını seçip miktarı da girip rahatlıkla long veya short açabiliyorsunuz. Çok öneriyorum. Eğer kaldıraçlı sistemler hakkında fazla bilginiz yoksa açıkçası önermiyorum. Çünkü risklidir. Bunu unutmayalım deyip ve sonraki platformumuz olan Meteora'ya geçelim. Meteora dostlar aslında bir DeFi protokolü, yani alışılageldik protokollerden bir tanesi. Burada bazı havuzlar var. Bu havuzlara varlıklarımızı ekliyoruz. Bu varlıklar da aslında bizim için değer kazanıyor. Vault kısmı, yani kasa kısmı var. Burada ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz varlıkları tek şekilde buraya yatırabiliyoruz. Ve burada sağda API dediğimiz, yani bu varlığı buradan çekmediğiniz sürece, bu kendi içinde katlanarak ilerlediği sürece bir yılda ne kadar kazanacaksınız? Evet, çok bir kazanç oranı yok. Yani %0.11, %1.93 gibi API'ler var. Ancak olur da airdrop yaparsa diye bu vault kısmına bir miktar, sembolik bir miktar eklenebilir. Yani bir Solana ya da belli miktarda USDC, USDT buraya koyulabilir. Bunu siz koyduğunuzda ne yapıyor? Gidiyor, görmüş olduğunuz gibi belli başlı protokollere dağıtıyor. Bulduğu en risksiz ve en iyi oranı yakalıyor. Bu protokollere dağıtıp sizin maksimum kazancı elde etmenizi sağlıyor. Şimdi gelelim diğer tarafa, havuzlar kısmına. Bizim alışık olduğumuz havuzlar. Tüm havuzları görebiliyorsunuz. Farmı olan havuzları görebiliyorsunuz. LST havuzlarını görebiliyorsunuz. Yani bu liquid staked varlıklardan bahsediyorum.
Bakın mesela burada bi sol sol, em sol sol, jito sol sol havuzları var. Bunları ne yaparsınız? Hemen Jüpiter'e dönersiniz. Mesela eklemek istiyorsunuz. Ne eklemek istiyorsunuz? LST sol eklemek istiyorsunuz. Jüpiter'e döndünüz ya da margin fay'a gittiniz, stake ettiniz ya da Jüpiter'den satın aldınız. İkisi de aynı şey. Sol karşılığında bir sol karşılığında bir sole eşdeğer LST stake etmeniz gerekiyor. Tıklıyorsunuz ve buraya deposit kısmından ne kadar LST yatırmak istiyorsun? Bunu maksimuma tıkladığınızda tüm LST'lerin karşılığında Solana'yı buradan seçiyor. Balance deposit yani dengeli yatırmayı seçmeyi unutmayın. Bunu seçmezseniz yalnızca bir şeyle de yatırabilirsiniz. Ancak bu bazı kayıplara sebebiyet verebilir. O yüzden her zaman dengeli yatıralım. Yani LST'nin karşılığına ne kadar sol denk geliyorsa o kadar yatıralım. Bunu yatırdığınızda da bu platform ileride bir airdrop yaparsa kazanma şansınız yükselecektir diyebilirim. Diğer havuzlar da var. Bunları seçebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. Riskli kripto varlıkların bulunduğu havuzlara girerken ya hiç girmemek lazım ya da çok ufak girmek lazım. Yani buradaki API oranları %999'un üzerinde API veriyor. Bu insanları cezbediyor ama şimdi buradaki varlık nedir mesela? Bir meme token. İleride %90 da düşebilir. 5x'de 10x'de yapabilir. Bunu kimse bilmiyor. O yüzden aşırı riskli. Bunu asla unutmayın diyorum ve Meteora'yı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonraki projemiz Tensor. Tensor şu anda Solana ekosisteminde en hızlı giden NFT marketplace diyebiliriz. Yani NFT marketplace dememden de anlayacağınız üzere eğer Solana üzerinde NFT alımı satımı yapıyorsanız Tensor'u kullanabilirsiniz. Tensor içinde bir kayıt linkimiz var. Videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yoruma bıraktım. Bu kayıt linkinden kaydolduğunuz durumda sizin kazandığınız her puan %5 fazlasıyla size gelecek. Bunu unutmayın. O yüzden kayıt linksiz kaydolacağınıza aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Eğer Solana üzerinde NFT işlemi yapmıyorsanız ki ben geçtiğimiz boğada oldukça fazla yapıyordum. Ancak bu boğada pek yapmadım açıkçası. Hatta hiç yapmadım diyebilirim. Ancak yakın zamanda başlayacağım. Tensor'u tercih edebilirsiniz. Neden? Bir airdrop geliyor dostlar. Reward kısmından göstereceğim. Solana NFT'lerine meraklıysanız da yorumlar kısmında kesinlikle belirtin ki sizler için önümüzdeki boğaya yönelik bir Solana NFT sepeti hazırlayabilelim. Evet şimdi gelelim rewards kısmına yani ödüller kısmına. Tensor bize airdrop yapacak mı? Yapacaksa nasıl yapacak? Öncelikle Tensor'un burada görmüş olduğunuz gibi Tensorians adında bir NFT koleksiyonu var. Bu koleksiyonu alıp stake edenler Tensor üzerine ciddi puan kazanıyorlar. Ancak şöyle de bir durum var. Bu olay başladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Tensor'un Tensorians'ın floor price yani en düşük satış fiyatı 100 Solana'nın üzerine çıkmış durumda. Şu anda 111 Solana. En büyük NFT projelerinden bir tanesi belki de en büyüğü Madlet'tir. O da 195 Solana yani Tensorians ciddi anlamda üst kademeye oynuyor diyebiliriz. Bu NFT'yi tutanlar Tensor'un airdrop'undan ciddi bir oran alacaktır. Bu yüzden zaten bu kadar değerli. Ancak dediğim gibi 100 küsür Solana'lık bir NFT ücretini ödemek herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden şimdi herkesin yapabileceği şeylere geleceğiz. NFT alıyorsanız satıyorsanız bakın dostlar burada anlatmış. Nasıl puan kazanabilirsiniz? NFT'lerinizi listeleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz NFT'leri direkt almak yerine bunlara teklifte bulunabilirsiniz. Yani adam oraya 3 Solana'ya satıyor diyelim. Siz bana 2.80'e satar mısın diye bir teklif gönderebiliyorsunuz. Bunu da hemen nasıl yapacağınızı gösterelim. Tensor'a gelelim tekrardan. Bir örnek koleksiyon. Mesela yine Madlet'ten örnek gidelim. Bu arada aynı şekilde yukarıda gördüğünüz gibi grafik olarak da floor price'ı takip edebiliyorsunuz Pro'da. Şu anda aşağıda sol tarafta görüyorsunuz. Bu ayarı light'a çektiğinizde alışılageldik NFT pazar yeri görüntüsünü yakalıyorsunuz. Bir de tıklıyorsunuz. Burada individual değil collection olması lazım. Buradan kaç NFT'ye bid vermek istediğinizi seçiyorsunuz. 0 ila 100 arasında bir değer girebilirsiniz. Ardından almak istediğiniz değer yani sizin teklifiniz. Top bid derseniz şu andaki en yüksek teklifi gösterir size. En yüksek 182.1'miş. Siz buraya 183 girdiğinde satmak isteyen bir insan ilk satıştan size satacaktır. Ya da daha altını girebilirsiniz. Gelip de 180 girerseniz 182.1'e sattıktan sonra siz geleceksiniz. Ve ardından burada gördüğünüz Bid on 100 NFTs butonuna tıklayıp cüzdana gelen bildirim onayladığınızda bid olayını yani teklif verme olayını da tamamlamış olacaksınız. Burada yapmanız gereken ben puan kasacağım diye 200 Solana'lık şeye 1 Solana işte 0.1 Solana bitler göndermeyin. Çünkü 0 puan alabilirsiniz. Proje bunu size uyarıyor. Yani bunu spamlamaya, marketin döngüsünü bozmaya asla çalışmayın. Gerçekten
NFT marketplace kullanıyorsanız, NFT alım satımı yapıyorsanız kullanın. Çünkü o kadar işlem yaparsanız sonuçta 0 puan alırsınız. Hiçbir işinize yaramaz. Bunu şimdiden ben de uyarayım dostlar. Tensor uyarmış defalarca, bakın. Burada da yazıyor. Don't try to game the system. You'll get zero diyor. Yani boşu boşuna işte NFT listele çek, NFT listele çek. Floor price'i 3 Solana olan projeye, 500 Solana'ya, 100 Solana'ya proje listeleme diyor. Floor price'e ne kadar yakın koyarsan diyor, o kadar fazla puan alırsın. Ha, yani 3 Solana'lık şeyi ben 5'e satmak istiyorum diyorsan gidip 5'e listeleyebilirsin. Buradan düşük puan almazsın. Ama gidip de 100 Solana, yani asla satılmaz zaten deyip o kafayla listelersen maalesef 0 puan alırsın. Bunu uyarmışlar. Bakın Bit'te de onu uyarmışlar. Don't try the game the system, you'll get zero. Yukarıda bunu da belirtmişler. Bidding closer to the floor helps demişler. Yani floor price'a, en alt seviye price'a ne kadar yakın bid atarsan o kadar yardımcı olur. Only collection wide bids demişler bu arada. Biraz önce size gösterdiğim tüm koleksiyona bid göndermeniz lazım. Ve volümünüzün de hacminizin de önemli olduğunu söylüyorlar. Yani bazen de attığınız bidler kabul edilmesi lazım. Yani siz 10 tane bid atmışsanız biri ikisi kabul edilmiş olsun ki ben senin iyi niyetli bir kullanıcı olduğunu anlayabileyim diyor Tensor. Bir diğeri dostlar market make NFTs. Yani bu NFT'lerin market making'ini yapabilirsiniz. Bu biraz daha ileri seviye bir yöntem. Yani elinizde bu NFT'lerden olması gerekiyor ki burada bu market yapıcılığı, yani market making'i yapabilirsiniz. Eğer yapmak istiyorsanız start market making'e tıklayarak bu yöntemi de uygulayabilirim. Bu arada işleminizi iptal etmek istiyorsanız cancel kısmından eğer bid attıysanız, yani teklif attıysanız burada bu kısımdan işleminizi cancel'layabilirsiniz. Ne kadarını iptal etmek istiyorsun bunu seçip cancel butonuna bastıktan sonra olay tamamlanacaktır. Ve Tensor'da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi Drift protokolle beraberiz. Drift nedir? Drift bir kaldıraçlı işlem platformu diyebiliriz. Aynı Binance Futures'ta gördüğümüz gibi bir arayüz. Buradaki sistemler bizim için sunuluyor ve bunun üstüne bazı sistemler daha var. Bunları da konuşacağız. Burada airdrop'u garantilemenin en önemli yollardan birisi aslında perpetuals ya da spot tarafından ya da swap tarafından hiç fark etmez burada işlemler yapmak. Spot nedir? Aynı spot piyasada olduğu gibi Binance'tan bir şey alır satar gibi kripto varlıklar alıp satıyorsunuz. Yani Solana'nızı satıp USDC alabilirsiniz. USDC'nizi verip Solana alabilirsiniz. Bunu bu taraftan yapıyorsunuz. Buradan hangi markette işlem yapmak istediğini seçiyorsunuz. Ben de Solana USDC açık. Alım yönlü işlem burada, satım yönlü işlem burada. Emir tipini buradan seçebilirsiniz. Limit emir verecekseniz buradan fiyatınızı seçiyorsunuz. Miktarı girip aşağıdan işlemi tamamlıyorsunuz. Buy ya da sell tarafından, yani satış yapacaksanız da buradan satıştan işlemi tamamlıyorsunuz. Bir diğer özellik swap özelliği. Swap'ı da buradan yapıyorsunuz. Elinizde USDC var diyelim. Solana alacaksınız ya da tam tersi buradan çevirirsiniz. 0.5 ben Solana'yı USDC'ye çevireyim derseniz buradan sağa basıp işlemi yapabiliyorsunuz. Bu yine Jupiter tarafından yapılıyor. Bunu unutmayalım. Yani Drift'i kullanmak aslında daha iyi olabilir diye bir düşünceniz varsa, ki benim öyle. Evet, 1-2 swap yapılabilir ama spot piyasada işlem yapmak daha iyi olacaktır. Ve aslında Drift'in asıl amacı perpetual, yani vadeli kontratlar. Vadeli işlemleri de aynı Binance'da işlem açar gibi, yapar gibi buradan yapıyorsunuz. Long yani alım emri, short yani satış emri. Aşağı düşerse kazanırım diye düşünceniz varsa short açıyorsunuz. Emir tipini buradan seçiyorsunuz. Miktarı, eğer limit emir veriyorsanız, market vermiyorsanız fiyatı buralardan seçip en son aşağıdan confirm ediyorsunuz, yani onaylıyorsunuz. Cüzdanını onayladıktan sonra işleminiz açılıyor. Burada aşağıda görebiliyorsunuz hangi fiyattan girmişim, long mu girmişim, short mu girmişim. Pozisyon büyüklüğüm nedir? Hem Solana bakımından, eğer Solana long açtıysanız, hem dolar bakımından ne kadar karınız var? Ve likidasyon fiyatınız nedir? Yani Solana hangi fiyata düşerse sizin emriniz sıfırlanacak. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. İşlemi kapatmak istiyorsanız da direkt close'a basabilirsiniz. Veya buradan short order seçip, eğer longunuz varsa reduce only'yi seçip Solana'larımı sat deyip ya da belli bir miktarını seçip %50'si olur, %20'si olur. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Short açmışsanız da aynısı long tarafından işlem açarak bu short'u azaltacaksınız ya da tamamen kapatacaksınız. Trade kısmını tamamladık. Trade olay neydi? Ara sıra haftada bir, haftada iki, belki günde bir yapıyorsanız, çok trade ediyorsanız burada trade atıyoruz, hacim kasıyoruz ve ön kısmı var. Önüne bakın, yine land borrow var. Borç alıp borç verebiliyorsunuz. Camino ile margin fee ile aynı. Bir de insurance fund staking diye bir şey var. Bildiğiniz gibi kaldıraçlı işlem platformlarının bir sigorta fonları oluyor. Yani proje bir zarara uğrarsa, burada bir zarar olursa buradaki insurance fund'dan ödeniyor. Buraya siz varlıklarınızı stake ederek buradaki değerleri bir yılda kazanabiliyorsunuz. Mesela Solana stake edeceksiniz. Stake'e bastınız, cüzdanınızı seçtiniz. Ne kadar stake etmek istediğinizi seçtiniz. Diyelim bir yaptım.
buradaki risk durumlarını okuyun arkadaşlar. Çünkü %100 risksiz diye bir şey değil. Yani drift batarsa mesela sizin buraya yatırdıklarınız çöpe gider. Onu söyleyeyim. Ha batacak mı demek? Hayır, yüksek ihtimalle batmayacaktır. Ama gidip de öyle bütün varlıkları airdrop alacağım diye buraya atmayın. Bildiğiniz gibi yumurtaları farklı farklı sepetlere bölüyoruz. Bunları da onayladıktan sonra confirm stake deyip stake edebiliyorsunuz. Unstake yapmak için, yani cüzdü varlığı çıkarmak için onu da buradan yapıyorsunuz. Ne kadarını unstake edeceksiniz buradan seçiyorsunuz. Yalnız unutmayın, 13 gün sonra gelecek sizin varlıklarınız. Yani buraya mesela çok ihtiyacınız olan bir paraya yatırdınız, 13 gün erişemeyeceksiniz. Yani neredeyse 2 hafta. Buna dikkat edin. Ve şimdi gelelim bir diğer earn kısmına. DLP olayına. DLP nedir? Drift Liquidity Provider. Yani siz buraya likitte ekliyorsunuz. Peki benim burada işlemim var. Bu işlemi ben mi açtım? Hayır dostlar. Bu işlemi ben açmadım. Aşağıda gördüğünüz benim işlemlerim değil. Hemen şimdi size bunu konuşuyorum. Bakın burada bir order var. Bu order'ı ben mi açtım? Hayır dostlar. Yine benim işlemim değil. USDC borç almışım. Ben mi aldım? Yine hayır. Peki bunu nasıl yaptım? Benim bu işlemlerimi kim yapıyordu? Aslında Drift'in kendi market making botları yapıyordu. Ben geldim buraya Solana'mı stake ettim. Şurada görmüş olduğunuz gibi add liquidity dedim. Drift liquidity provider kısmına ekleyeceğimi söyledim. Ne kadar Solana eklemek istiyorum bunu girdim. Buradan kaldıraç da seçebiliyorsunuz. Bu kaldıracı artırıp azaltabiliyorsunuz. Ama şahsen ben çok yüksek kaldıraçlı işlemler açılmasını önermiyorum. Çünkü birazdan anlatacağım, burada da zarar riski var. Ve buradan sonra add liquidity dediğinizde Drift sizin için market yapıcı gibi davranmaya başlıyor. Buradaki havuza aslında para yatırıyorsunuz. Bunun riski ne? Market yapıcılığı yaparken kullanıcı karşısında işlemler açtığı için aslında mesela Solana fiyatı dümdüz yukarı gidiyor ve herkes longda. Marketi dengelemek için short işlem açıyor sizin hesabınızdan. Yani böyle bir durumda aslında zarar ediyorsunuz. Ben mesela dostlar daha önce zarar ettim. Halen de aslında pozisyonum kâra dönmüş değil. Buradan da zaten baktığınızda 30 günlük süreçte %36-72'lik bir zarar var. 7 günde %19'a yakın kâr gelmiş. Aslında bu tarafta eksilerdeydi. Burası %50, eksi %50 idi mesela. O yüzden buraya da öyle aman aman büyük şeyler koymamanızı öneriyorum. Belki airdrop gelir diye ufak ufak kendi riskinizde koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi %100 kazanç kesinlikle vaat etmiyor dostlar. Deyip gelelim Drift'e benzeyen bir diğer protokole. Bu da Zeta Markets. Her şey aynı dostlar. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Zeta Market'ta Drift kadar ekstra şeyler yok. Burada yapacağınız sadece neyi trade etmek istediğini seçiyorsunuz. Buradan yine ben Solana örneği üzerinden gideceğim. Cüzdanınızı buradan bağlıyorsunuz. Long mu açacaksınız? Short mu açacaksınız? Bunu belirleyip order tipini seçip, yani limit emir mi, market emir mi, buradan miktarı girip kaldıraç oranını ayarlayıp alım ya da satım tuşuna basmak. Böylece Binance Futures'a da benzeyen arayüzde burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada da önemli olan ne? Belli aralıklarla işlem açmak, belli bir hacminle üstünde kalmak. Ben olayı uzatmamak için Zeta Market'e de geçiyorum. Video cidden uzadı dostlar ama gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyen insanlar boğa da teşekkür edecekler. Ben buna inanıyorum. Bir diğeri Backpack Exchange arkadaşlar. Backpack Exchange'de biraz önce sizlerle konuştuğumuz Madlets yapan projenin ürettiği bir DeFi platformu diyebiliriz. Hatta bildiğiniz gibi Pyte airdrop'u da yaptı. Hiçbir şey yapmadan sadece 5 Solana stake edenlere 73 Pyte airdrop gönderdi bu protokol. İleride kendi token'ını da çıkarabilir. %100 değil, garanti değil. Ve diğer anlattığım protokollere göre aslında çok erken aşamada, çok daha gelişmesi gerekiyor. Ancak burayı da ara sıra kullanarak şansımızı artırabiliriz. Ne yapıyoruz? Önce şu cüzdan kısmına gelip bir hesap oluşturuyoruz. KYC vesaire yapıyoruz. Bunları da hatırlayacaksanız nasıl yapacağınızın linki de aşağıda var. Biz bunu zaten konuşmuştuk. Buradan yatırmak istediğiniz varlığı seçiyorsunuz. Depozite, yani yatır butonuna basıyorsunuz. Eğer burası çalışmıyorsa yukarıdan da yatırabilirsiniz. Şu anda halen de erken aşama olduğu için bazı hatalar olabiliyor. O yüzden haldır haldır kullanmaya gerek yok. Buradan yatırmak istediğiniz varlığı mesela Solana mı yatıracaksanız buradaki cüzdana gönderiyorsunuz. Bu sizin cüzdanınız dostlar. Buraya gönderdiğinizde Solana buraya gelecek. Ardından trade kısmına geliyorsunuz. Trade'de buy var, sell var. Mesela Solana alıp satmak istiyorsanız buradan ne kadarlık Solana alacaksınız? 10 USDC'lik Solana alacağım deyip USDC yatırdıysanız buradan ala tıklayıp işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da Solana satacağım, ne kadar? 2 Solana satacağım şu kadar USDC'ye. Bunu bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında henüz ilkel, ancak gelişmeye devam edecek bir protokol. Dikkatle incelemeye devam etmekte fayda var. Ve son fırsata gelelim dostlar. Bonklist. Sizlerle bildiğiniz gibi Bonk'u konuşmuştuk. Solana'nın en ünlü meme token'ı. Bizim konuşmamızın ardından çok ciddi seviyelere ulaştı. 10x, 20x, 50x yapan çokça arkadaş bulunmakta. Ve aslında biz Bonk'u tutarken Solana cüzdanlarımızda Bonk çaktırmadan bir snapshot almış. Bu snapshot'ı da nasıl kontrol ediyoruz? Bunun linkini de aşağıda bulacaksınız. Bu web siteye girdiğinizde Solana cüzdanının adresinizi kopyalayıp buradan Solana cüzdanınızdan yukarıdan Solana bölümüne tıklayıp
bunu bu kısma yapıştırıp Submit Wallet dediğinizde aşağıdaki Congratulations your wallet is on the nice list yazısını görüyorsanız yeşil şekilde Bonk'un yılbaşı etkinliğine katılabiliyorsunuz. Tersi varsa üzülmeyin. Bir sonraki fırsatlarda değerlendirirsiniz diyelim. Katılmak için de buradaki web sitesine geliyorsunuz. Aşağıda görmüş olduğunuz görevleri tamamlamanız gerekiyor. 12 Aralık'ta başladı. 18 Aralık'ta ilk snapshot alınacak. Eğer siz 1 milyonun üzerinde bonk tutuyorsanız aynı zamanda margin fay ekleyerek falan da tutmuş sayılıyorsunuz. Bunu unutmayın. Etkinliğe katılmaya devam edebilirsiniz. Ancak tutmuyorsanız, satmışsanız eleneceksiniz. Ve Aralık 23'te bu etkinlik bitecek. Bu görevleri tamamlayarak bonkun yapacağı, dağıtacağı ödülden de faydalanabilirsiniz. 23 Aralık'a kadar süreniz var. Bunu da hatırlatmak istiyorum diyelim. Ve video artık burada bitsin dostlar. Gerçekten çok uzun bir video oldu ama sizlerle inanılmaz sayıda fırsat konuştuk. Gerçekten bu fırsatları değerlendirenler Solana ekosisteminde güzel paralar kazanacaktır diye ben ümit ediyorum. Daha fazla videoda gelecek. Bulduğumuz, keşfettiğimiz tokenları sizlerle hem bu videolarımızda hem de canlı yayınlarımızda konuşmaya devam edeceğiz. Keşfettiğimiz airdrop yapabilecek projeleri yine konuşmaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda ileride bu ay yaklaştıkça aslında ön satışlar da yaklaşacak. Diğer fırsatlar da yaklaşacak. Yeni koleksiyonlar, yeni NFT koleksiyonları ortaya çıkacak. Bunların hepsini sizlerle teker teker beğeneceğiz. O yüzden kesinlikle abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar ki hep birlikte bu fırsatları değerlendirmeye devam edebilelim. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.